alternatif akımla başlayan motorların seri üretimde kullanılmaya başlanması. Trakya Teknopark ve TUMOP Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İşbirliği ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda Endüstri 4.0 paneli düzenlendi. Doçent Doktor Oğuzhan Erdem burada yaptığı konuşmada üniversite ve sanayi işbirliği çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Devletimizin bir 2023 vizyonu var. Tabii burada bazı hedeflerimiz var. Bunlar ilk 10 ekonomi arasına girmek istiyoruz dünyada. 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Ve de milli gelirin 25 bin dolarlar seviyesine çıkmasını hedefliyoruz. Bildiğim kadarıyla tabii yanlış bilmiyorsam 10 bin dolarlar civarında milli gelirimiz var. Kişi başına düşen gayri safi hasıla. Tabii bu da bir orta gelir tuzağından bahsediliyor. Bu tuzaktan da açıkçası çıkmak istiyoruz. Bunun yolu benim kanaatime göre bizim ülkemizin yüksek teknolojide üretim yapması ve bu yüksek teknolojideki üretimi de aynı zamanda satmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu yüksek teknolojide üretim yapmak için de bizim bilek gücünü bırakıp beyin gücüne geçmemiz gerekiyor. Ve bunun da çözümlerinden bir tanesi de bence üniversite ve sanayi işbirliğinin de somutlaştırılması, bizlerin, üniversitedeki akademisyenlerin yetkinliklerinin, temel yetkinliklerinin sahaya yansıması gerekiyor. Bizler okulda, üniversitede yayınlar yapıyoruz, kongrelere gidiyoruz, patentler alıyoruz. Biz yaptığımız patentler, aldığımız patentler, yaptığımız yayınlar yurt dışına gidiyor. Sonra bize teknoloji olarak satılıyor. Dolayısıyla bunun yerine biz geliştirdiğimiz ürünlerimizi, yüksek teknolojik ürünlerimizi ülkemizde üretelim. Dünya Endüstri 4.0'a giriyor. Biz acaba Endüstri 4.0'da ülke olarak nerelerdeyiz? Bunu bugün konuşmacılarımız da anlatacaklar. Ama bu süreci çok hızlı bir şekilde aşacağımızı düşünüyorum. Elektrik Mühendisleri İstanbul Şubesi Başkanı Ergun Doğru da Endüstri 4.0'ın tüm insanlığın kaderi ve geleceği açısından önem taşıyan bir kavram olduğunu dile getirdi. Endüstri 4.0 adı altında genel bir uzlaşma ortaya çıkmakta. Yapay zeka, robotik sistemlerin kullanılması, insansız araçlar, makinelerin birbiriyle konuşması ve buna benzer bir takım gelişmelerle ve bu gelişmeleri sağlayan yazılımlara büyük veri kavramlarından analiz uygulamalarına varıncaya kadar pek çok teknolojik yenilik ve değişimden söz edilebiliyor. Bu gelişmelerin hem insanların günlük yaşamında hem de reel sektör üzerinde önemli etkileri olması beklenmekte. Panele teknoloji firmalarının temsilcileri, mühendisler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.